Millet İttifakı'nda gözler 2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Toplantı öncesinde ilk hamle CHP'den geldi. Milletvekilleri ve parti meclisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı seçim sürecinde adaylık dahil tüm konularda tam yetki verdi. Bu kritik kararın ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener de Ankara'da bir araya geldi. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? 2 Mart'taki kritik toplantı öncesi ilk hamle CHP'den geldi. Olağanüstü toplanan parti meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu karar alma süreçlerinde tek yetkili ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu yetkilendirmiştir. Altılı Masa toplantısına sayılı günler kala CHP'de pazar mesaisi vardı. Hem meclis grubu hem de parti meclisi toplandı. Bu masa noter görevi görmeyecek. Akşener'in noter çıkışı tartışmaları bir kez daha alevlendirirken CHP'nin yetkili organları 2 Mart randevusu için genel başkana tam yetki verdi. Partimizin yetkili kurulları 13. Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olduğunu bir kere daha vurgulamıştır. CHP'li vekiller de Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Ama Kılıçdaroğlu'nun altılı masa hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna açıklanan bildiride ismi yer almadı. Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz haklarını kullandılar. Aslında kendileri metinde bulmayacağınız isim üzerinde de ortaklaştılar. Ancak Sayın Genel Başkanımızın altılı masanın ortak iradesine vurgu. Millet İttifakı 2 Mart Perşembe günü Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacak. Ana muhalefet lideri masaya tam yetkiyle oturacak. Belki de masa böyle bir görevde size düşebilir derse, siz olun derse. Vallahi bilmiyorum onu şimdi öyle bir şey demeden geçin. Bu farz-ı mahal midir, farz-ı muhal midir bilmiyorum. Altı lider 2 Mart'ta ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak. Kulislerde öne çıkan isim CHP lideri Kılıçdaroğlu. İyi Parti cephesinden gelen açıklamalardaysa kazanacak aday vurgusu yapılıyor. Toplantı öncesinde CHP ve İyi Parti cephesinden de sürpriz bir adım geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da bir araya geldi.